Buraya 6 yıl önce gelmiştim. Şu anda Tebriz Mimarlık Fakültesi'nin içerisindeyim. Burası çok uzun bir süre ziyarete kapandı. Koronadan dolayı kapalıydı. Daha sonra birkaç defa daha geldim. Yani müze olarak artık kullanılmıyor denmişti bana. Ama öğrendim ki tekrar ziyarete açılmış. Bu da çok iyi olmuş bence. Buranın içerisinde birkaç tane ev var. O Tebriz'in önde gelenlerinin, tüccarlarının evleri var bu mimarlık fakültesi içerisinde. Onları geziyorum ben şu anda. Bir taraftan da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir mimari. Normalde daha detaylı da gezebiliyorduk. Mesela şu kapıların içerisinde karşıya geçebiliyorduk. Evet, birazcık. Evet, anılarım canlanıyor. Gördükçe hatırlamaya başlıyorum. Evet, şöyle başka bir bahçeye çıktık. Şöyle etrafı göstereyim. Burası gerçekten görmeye değer bir yer. Girerken 20 bin tümen verdim. Bizim parayla 12 lira yapıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Değer de yani. Bence değer. Tabii bu tahminimce turistlere 20 bin tümen. Ben onların lehçesinde konuştum. Azerbaycan Türkçesinde. Beni büyük ihtimalle paralı sandığı için 20'ye girdim. Ne güzel içeride meyve ağaçları da var. Ayva ağacı var. İncir ağaçları var. Zaten burası daha önce bir fabrikaymış aslında öğrendiğim kadarıyla. Bir fabrikaymış burası. Ne fabrikası oldu şu anda aklımda değil. Daha sonra işte bu bölgede ki bu evler aslında şahıslara ait olan evlermiş. Her birinin ayrı bir adı var. Bu evlerin. Daha sonra mimarlık fakültesine dönüştürülmüş. İran-Irak Savaşı'nda da defalarca burası bombalanmış, girişte de zaten o şekilde bir yazı var. Şöyle göstereyim. Galiba kapalı. Çok da girmeye gerek yok. Öğrencinin soyunma odası gördüğüm kadarıyla. Evet, şöyle cepheden göstereyim. Abi. Lan, bu ağaçları, her türlü meyve ağacı var neredeyse. Bu da niye gösteriyor? Burası daha önce özel mülk olduğundan dolayı şöyle içeri girelim. Yani bir bahçeymiş aslında. Nereden gireceğiz? Giriş var mı? Yok. Giriş kapısını buldum galiba. Çok da güzel. Muhteşem bir mimar. Burası da öğrencilerin ders gördüğü bir bölüm. Çıkalım bakalım. Gerçekten muhteşem. Bakın yukarıya çıkıyorsunuz, bir bahçe çıkıyor karşınıza. Şuraya bakın. Gerçekten mimari harikası. Evet. Gezmeye devam.
Yani şu mermer tek bir taştan oyularak yapılmış. Tek bir taşı şekillendirerek ortaya çıkarılmış bir eser.